Herkese merhaba sevgili dostlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu videoda Sazak Koyun'a gidiyoruz. Sazak Koyun'dan biraz böyle bahsedeceğiz. Biraz Sazak Koyun ile alakalı sohbet muhabbet yapacağız sizlerle. Bilmeyenler için ufaktan da böyle küçük küçük bilgiler vereceğim. Tabii ki bu bilgilere internetten farklı farklı kanallardan tabii ki erişebilmeniz mümkün. Ama ben hem sohbet tadında bir video olsun istiyorum, hem de arka tarafta videoyu hem görsel hem hani benim tarafımdan böyle dinlediğiniz zaman belki de daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz tabii beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Aşağıdan da yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Evet, Sazak Koyu Adrasan ve Olimpos arasında kalmış olan bir koy arkadaşlar. İsminin nereden geldiği belli değil. Yani nereden almış bu ismi, bu belli değil arkadaşlar. Ama Beydağları sahil Milli Parkı'nın batısında kalıyor. Ve sırtını Sazak Koyu Musa Dağları'na veriyor arkadaşlar. Şimdi burayla alakalı orman ve deniz gerçekten iç içe. Siz de zaten arkamda görüyorsunuz. Ve o ormanın vermiş olduğu yeşil direkt sahile öyle bir güzel vuruyor ki ve suyu gerçekten çok berrak, tertemiz. Buna diyecek hiçbir laf söz bulamıyorum. Sahil kısmı taş, çakıl yani. Denize girdikten sonra da 2-3 metre, yani 2-3 metre demeyeyim de 2-3 adım, 4 adım attıktan sonra kuma dönüyor sahili. Ve onun haricinde de sevgili arkadaşlar ormanla sahil mesafesi de yaklaşık 25-30 metre civarlarında. Onun haricinde şöyle bir bilgi verebilirim sevgili dostlar. Burası Antalya'ya yaklaşık kaç kilometre? 94-95 kilometre civarlarında ve yolu gerçekten biraz kötü arkadaşlar. Yani dar bir yolu var. Dar bir yol. Yani iki araç yan yana geçemez, öyle söyleyeyim. Yani bir araç bir araca yol vermesi gerekiyor. Ayrıca bozuk bir yol, yani çok alçak, altı çok alçak olan araçlar sıkıntı yaşayabilir. Ama yüksek araçlar, bu 4x4 offroadlar falan var ya, onlar gerçekten 10 numara olur diye düşünüyorum. Karavanlar için bir şey söyleyemiyorum çünkü karavanlar biraz ağır olan araçlar. Arkada evini taşıdığı için hani bir ağırlık söz konusu ve yolun bozuk olması, hani içeride tangur tungur, tangur tungur falan filan böyle ıvır zıvır bir şeyler olur diye düşünüyorum. Ben karavanla hiç gitmedim. Gidenleri de görmedim. Onun için net bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Tabii burası şöyle söyleyeyim. Antalya'dan kendi aracınız yoksa otobüsle Antalya Otogarı'ndan Adrasan mevkine gelebiliyorsunuz dolmuşla. Adrasan'dan da tekneler geçiyor. Ulaşım var yani, sıkıntı yok. Kendi aracınızla da dediğim gibi gidebiliyorsunuz ama yolu çok kötü. Toplamda da Antalya'dan 94 kilometre. Şimdi burada aşağı yukarı 10 kilometrelik yani bozuk bir yol var. Az önce de bahsettiğim üzere ve yerel halk bazen yürüyerek hani şeye gidebiliyor. Sazak Koyun'a kadar inen yerel halk var. Ama mesafe bayağı var yani, yürümek yorar diye düşünüyorum özellikle Antalya sıcağında. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, şimdi orman kısmında, buranın orman kısmında yani yaban hayvanların da olduğu söyleniyor. Yani bu işte domuzdur artık vesaire vesaire, yaban hayvanların da olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da yani gece özellikle çadırda falan yatacaksanız işte çevrede yiyecek içecek bırakmamak gerekiyor. Biliyorsunuz yaban hayvan kokuyu aldığı zaman gelir yani. Çadırda yatıyorsanız bir domuzun geldiğini yani düşünmek bile istemiyorum. Ben gerçekten sıkıntılı yani. Gerçekten sıkıntılı. İnsana domuz zarar verir mi? Vermez ama yani bir anda karşınıza çıktığı zaman da gece vakti gerçekten sıkıntı. Ayrıca arkadaşlar orada herhangi bir tesis yok. Yani tesisten kastım markettir, işte vesairedir, tuvalettir, duştur, soyunma kabinidir. Bu tarz şeyler burada yok. Dolayısıyla da oraya gitmeden önce lütfen kendi ihtiyaçlarınızı yanınızda getirin. Yani
sonradan mağduriyet yaşamayın. Yani bu nedir? İşte yiyeceğiniz, içeceğiniz, özellikle su vesaire neye ihtiyaç duyuyorsanız kişi sayısına göre tabii bu değişebilir. Yanınızda mutlaka getirin arkadaşlar. Sonrasında sıkıntı yaşarsınız. Ta ki köyün içine gelseniz de köyde de bir şey yok yani belli bir saatten sonra. Orada zaten ışık da yok. Yani belli bir saatten sonra kapkaranlık, zifiri zindan oluyor arkadaşlar orası. Onun için bunları da göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Ve sahilde bir de yaban hayvan dışkıları falan görülüyor. Bu dışkılar da zaten orada yaban hayvanın olduğunu söylüyor. Ama bizim tabii iki ayaklılardan yine iyidir onların dışkısını görmek. Çünkü bizim iki ayaklılar biliyorsunuz arkadaşlar Antalya ve çevresinde mesela Ege'de, Akdeniz'de, Muğla tarafında, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında çok olağanüstü yangınlar falan çıktı ve bu sene de çıktı yine. En son Adana'da yine çıkmış. Lütfen arkadaşlar buralara gidildiği zaman çevreyi lütfen temiz tutun. Mangal yakılıyor mu yakılmıyor mu bilmiyorum. Antalya'da belli başlı yerlerde yasaklar var şu anda. Ama orada var mı yok mu bunu bilemiyorum. Bunu da lütfen araştırın sevgili arkadaşlar. Araştırın ve ona göre hareket edin. Sonrasında mağduriyet yaşanmasın. Biz mesela Gizlikoy'a gittik. Jandarma geldi bizi oradan kovaladı yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burası bakir bir yer diye jandarmanın oraya gelmeyeceğini de düşünmeyin. Her an gelebilir, her an her şey olabilir. Onun için bunları göz önünde bulundurun ve çevreye lütfen saygılı olalım arkadaşlar. Hep beraber el birliğiyle şişedir, çöptür vesairedir oralarda bırakmayalım. Hem bizim kendi sağlığımız için hem çevrenin sağlığı için hem de ormanlarımızın yanmaması için, cayır cayır kül olmaması için ortalığa çöp falan bırakmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz orman yangınlarının %87'si insan faktöründen çıkıyor. Maalesef. Önce çuvaldızı kendimize batıracağız. Sağa sola pislik bırakmayacağız arkadaşlar. Evet, böyle bir kısa video yapmak istedim sizlere. Bu da devamı gelecek arkadaşlar. O açıdan hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Hatta şöyle bir like'ınızı da alırım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Sazak koyun da iyi eğlenceler olsun size. Hadi bakalım bay bay.